Herkese merhaba. Bu hafta biraz fazla haber var. 6 tane haber var. Normalde 4-5 olur. Kafamda belli bir alan veririm o haberlere ve hani rahatlıkla devam ederim. Şimdi bu sefer 6 haber olunca ve konularda önemli konular olunca buraya oturdum. Kamerayı açtım. Hazırladığım şeylere, dokümanlara falan bakarken böyle baktım. Dedim ki kamerayı kapatayım, biraz daha okuyayım, biraz daha dinleyeyim, çalışayım. Yani şimdi müzik kısmından çok fazla enerjimi alan çok fazla haber yok. Çünkü müzik haberi yapmak nispeten benim için kolay. Fakat yani gündemdeki müzisyenlerle, müzik sektörüyle ilgili olan olaylar üzerine biraz düşünmek, biraz sindirmek, biraz kendi kendine yorumlama gerektiriyor. Dolayısıyla bunu yaparken bu kameranın karşısında böyle oturdum. Her neyse. Başlayalım o zaman. Önce güzel müzik haberlerinden başlayalım. İki tane çok güzel parça var bu hafta sizinle paylaşmak istediğim. Onlardan bahsedeyim. Ondan sonra yavaş yavaş şeyi arttıralım. Tansiyonu arttıralım yavaş yavaş ve artık video bittiği zaman nereye varacağımızı bilmiyorum, bakalım. İlk haber Bora Öztoprak'tan geliyor. Sevgili izleyicilerim, Bora Öztoprak'ı bilen bilir. Ünlü müzisyen, şarkıcı, solist Bora Öztoprak yeni bir şarkı paylaştı. Cüzdan diye. Parça normalde Türkiye'deki Türkçe pop müziğinin çok alışık olmadığı bir havaya, bir tarza sahip. Ve aslında son dönemde, belki işte son 5 sene içerisinde genelde müzisyenlerin, şarkıcıların peşinden koştuğu tarza biraz daha aykırı bir tarz olarak hazırlanmış bir parçayla geldi. Parça böyle pop, caz, swing, Sinatra dönemindeki caz bandlerin falan böyle havasını taşıyor. Ve parçanın başında sanki bir plaktan dinliyormuşsunuz gibi geliyor. Bu alışık olduğumuz bir hareket. Fakat biz bunu çok kısa bir şekilde duymaya alışıyoruz. Yani parça öyle başlar. İlk belki bir ölçü, iki ölçü öyle çalar. Ondan sonra açılır parça. İşte modern kayıt tonunu falan duyarız. Bu baya böyle başlıyor. Vokal falan devam ediyor. O efekte alıştırıyor seni. Ben böyle dinlerken bir anda o benim sanki telefonum böyle hoparlöründen dinliyormuşum gibi falan, yani böyle çok tiz, doğru düzgün clarity dediğimiz şey yok falan. O efektin o özelliği o tabii. Alıştım. Öyle dinlemeye başladım. Sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Bir açıldı böyle bütün şuradan dinlediğim bu müzik bir anda böyle büyüdü falan. Davullar falan iyice, pardon kardeşim. Davullar falan iyice büyüdüğü için falan, vokal de bir anda böyle önüme geldiği için sanki bir anda Bora Öztoprak karşımda belirmiş gibi oldu falan. Ben böyle çok heyecanlı heyecanlı anlatıyorum da, yani parçanın size verdiği keyif veya güzel olmasının nedeni bu hareket değil ya. Bu çok basit bir sistem. Buyur canım. Ben yiyeyim mi? Ya tabii ki. Dedim ya sana hazırla diye. Sana hazırlayayım önden. Hayır, ben hazırlayayım sonra kendisi. Clean Eating ve Yulaf günleri stüdyoda. Tabii saat 4.30'a geldi. Bugün biraz geciktim video için. Hazırda kıyamam, beni bekliyor. Normalde 2.30-3 gibi falan yeriz. Bugün geç kaldık. O yiyecek, ben açım. Şimdi parça dediğim gibi Sinatra'nın o böyle jazz band dönemlerini falan alın. Üstüne biraz daha pop öğeleri ekleyin. O kadar da jazz band değil çünkü. Gitarlar, davulun davranışı falan pop öğelerini de taşıyor. Yani bir su yatağında yatıyormuşsunuz gibi değil de rahat bir koltukta oturuyormuşsunuz gibi bir parça, öyle söyleyeyim. Yani caz böyle hani biraz daha belki her boşluğu dolduran böyle bir müzikse, bu biraz daha kıpır kıpır yani, tabii ki tam bir şey de değil. Müzisyenlik yani enstrümanistlik çok iyi parçada. Her şey çok yerli yerinde. Vokal zaten Bora Öztoprak biliyorsanız bir müzikal vokali gibi geliyor bana onun sesi. Parça normalde ben böyle hep sevdiğim parçaları ve işte keyif veren, size motive eden parçaları işte bir öğleden sonra falan dinleyeceksiniz falan gibi falan anlatırım. Bu parça sabah parçası. Sabah kalkacaksın, böyle gecede pizza falan yemişsin gecenin ikisinde. Böyle hafif sodyum birikmiş, öyle rahatsızsın falan. Kendinden nefret etmişsin falan. Çıkman lazım evden ama enerjin yok. Bu parçayı açıyorsun. O bahsettiğim efekt kısmı bittiği an zaten sen bir anda böyle falan diye böyle hayata başlamış oluyorsun. Bir anda duşta falan böyle hareketler falan yapabileceğin çok keyifli bir parça olmuş. Bora Öztoprak'ın Instagram'ında ya da YouTube'unda açıklamaları görmedim. Yani parçada kimler çalmış, mix'i kim yapmış, mastering kimden, prodüksiyonun hangi stüdyoda falan, bunları bilmiyorum açıkçası. Fakat siz takip ederseniz ve parçayı da dinlerseniz, radarınızı alırsanız elbet hani yarın falan da paylaşabilir bunları. Çünkü Azar'la ikimiz yapıyoruz biz bizim projelerimizi. Dolayısıyla biz de paylaşacak kişi Azar'a teşekkürler. En fazla Ömür'e teşekkürler falan deriz. Kasp için. Böyle olduğu zaman mix yapan ayrı, fotoğrafı çeken ayrı, imajı yapan ayrı, master yapan ayrı, işte gitarları çalan, bası çalan, davulu çalan falan, üflemeniler falan da var. Karma karışık bir ekip. Belki farklı bir şekilde bu kredisi hani vermek isteyebilir. Yarın falan bakarız ona. Tabii ben şu an cuma olduğu için cuma günü göremedim. Tavsiye ediyorum. Funk seven de sever bu parçayı. Gitarlar biraz oraya da göz kırpıyor. Pop, caz, enstrümanların önde olduğu, üflemelerin önde olduğu, böyle kıpır kıpır, çok güzel vokalli, müzikal gibi falan, böyle eğlenceli, keyifli bir parça. Kendisi de zaten 450 gündür demiş sahneye çıkamıyorum. Hasret dolu, tarifsiz, karanlık gün demiş 450 gün. Bu demiş parçayı yaptım ve hani ailemden sonra benim için en değerli olan insanlara, yani işte dinleyicilerime sunuyorum.
Afiyet olsun demiş yani bize. Biz de teşekkür ettik kendisine ve dedik ki diğer haberimize geçtik. Diğer haberimiz Gözde Öney'den geliyor. Gözde Öney yeni bir parça çıkardı. Aynı Sarhoşluklar adı altında. Ve konuk olarak Cihan Barbur'u almış bu parçada. Teması var parçanın. Böyle epicness var parçada. Fakat bir türlü böyle patlamıyor. Yani öyle bir şey ki böyle bir melodisi var. O melodisiyle spor yaparsın. O melodisiyle kaliteli bir dizinin çok dramatik bir bölümünde de arkada falan çalacak böyle. Ya işte bu be falan diyeceğimiz epiklik var üzerinde parçanın. Şey bekliyorsun, parçanın sonunda du-du-du-du-duz diye böyle distortion gitarlar girsin ve böyle yeah yapalım gibi bir beklenti oluşturuyor. Onu vermiyor, o yüzden bir daha dinliyorsun. Vermiyor tabii, bir daha dinliyorsun. Belki bu sefer verir diyorsun, vermiyor, bir daha dinliyorsun falan böyle. Arka arkaya dinlesen, loop'u alıp dinlesen falan asla sıkılmayacağın falan bir parça olmuş. Ben çok beğendim. Gözde Öney'i ve tabii ki Cihan Barbur'u tebrik ediyorum bu güzel çalışma için. Gözde paylaşmış kimler dahil olduğu projeye diye. Hemen onlardan hızlıca bahsedeyim, sonra tansiyonu yükselten haberlere geçeceğim. Gözde Öney, söz ve müzik, düzenleme de Gözde Öney. Tebrikler Gözde. Piyano ve sint Adem Gülşen'den, davul programlama Derin Bayhan'dan ve Okan Aynur'dan. Mix Derin Bayhan, mastering Demirhan Baylan. Prodüktör de yine Gözde Öney'miş. Çok güzel. Yani söz müziği yazıyor, düzenlemeyi yapıyor. İnsanlara ne istediğini çok güzel aktarıyor. Sonucunu alıyor. Mis gibi de bizle paylaşıyor. Vallahi çok güzel, çok sevdim. Bu iki parça, bahsettiğim iki parça Spotify'daki haftalık haberler playlistinde olmasından gerçekten çok keyif alacağım iki parça. Bu hafta da içim rahat. Neyse ki çok güzel. Şimdi geçiyorum tansiyonu arttırdığım haberlere. Az tansiyon bu. Metallica ne yapmış? Yine birilerine dava etmiş. Napster'dan sonra o kadar fazla olay yaşadılar ki artık Metallica ve dava açtığı, işte Metallica dava ettiği, mahkemeye verdiği falan gibi haberler bir anda böyle çok korkutuyor. Müziğin gidişatını bir kez daha değiştirecekler mi acaba falan diye. Çünkü hatırlarsınız Napster davasında neredeyse peer-to-peer paylaşımları, yani sizin yazıp MP3'ünü bedava indirdiğiniz paylaşımları bir anda sekteye uğratan, belki bir sektörü bitiren bir davaydı. Müzik sektörü için bence çok doğru bir davaydı ve Metallica %100 haklıydı bunda. Biz bedavaya ulaşmaya çok istekli ve bunda ses çıkarmayan bir dinleyici kitlesiyiz tabii ki, tüm insanlar olarak. Fakat öbür tarafı ancak öbür tarafta olduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben Napster'da Metallica'nın haklı olduğunu düşünen taraftım. Tabii grubun veya sanatçının ne kadar büyük olduğu tartışılabilir. Yani şöyle diyebilirsiniz. İyi de abi, Metallica zaten milyon dolarlara sahip, milyonlarca albüm zaten satan bir grup. Neden buna karşı çıkıyor ki? Zaten para kazanıyorlar. Onlara rahatsızlık verecek bir şey olmaması lazım falan gibi. Bunu tabii ki söyleyebilirler ama şu var. Buna ses çıkarabilecek belki de yegane grup da Metallica aynı zamanda. Yani Gönenç Kayaaltı albümü internetten bedava indiriliyor diye şurada sesini çıkarsa Napster'a dava açmaya kalksam kimse benim sesimi duymaz. Fakat Metallica böyle bir şey yaptığı zaman benim sesimi duyurmuş oluyor aslında. Dolayısıyla ben haklı bulmuştum o zamanlar küçücük halimde. Metallica haklı falan diye birazcık da bir fanboyluk da var. Metallica ne yapsa doğru diyorsun. Sonra da iTunes gibi bir sisteme döndü hikaye. Yani indirebiliyorsun tabii ki, teknolojiye dayak uyduruyor herkes. Fakat belli bir ücret ödüyorsun. İşte Bandcamp'ler falan, Spotify sonra geldi tekrar bir şeyleri bozdu. Ama en azından müzik sektöründe bu online platformlardan para kazanılabileceğini de ispatlamış olduk. Bu sefer Metallica'nın mahkemeye veriş şeklinde davasında çok Metallica yanlısı olamayabilirim. İşin içeriğini çok da bilmesem de şöyle ki, Metallica'nın 2020'de yapılması planlanan bazı konserleri pandemi yüzünden iptal edilmiş. Daha doğrusu postpone edilmiş, yani ertelenmiş. İleri bir tarihe, yani ne zaman olduğu pandeminin durumuna göre belirlenecek diye ertelenmiş. Türkiye'de de bildiğiniz gibi ertelenmez, iptal olur. Tabii büyük grupların sistemleri çok önceden planlandığı için bu konser turneleri falan, otel odalarına kadar herkesin işte rider'lar falan bile ona ilandığı için erteleniyor. Aynı sistem kalıyor ve sadece zamanı erteliyorlar. Metallica bu ertelenmeden dolayı, ertelenirse ve kayıplar oluşursa diye bu turneyi aynı zamanda sigortalatıyor gibi bir durum var. Yani siz olabilecek iptallerden para kazanabiliyorsunuz yine. İptallerin tabii şartları da var. Sizin o firmayla yaptığınız anlaşmaya göre bu olabiliyor. Diyelim siz hasta olduğunuz için çıkamıyorsunuz konsere, para kazanmıyorsunuz. Ama o gün o ülkede olan bir olay yüzünden siz sahne alamıyorsanız prodüksiyon firması size parasını ödüyor falan gibi böyle maddeler var. Metallica Londra merkezli sigorta firması Lloyd's of London adlı firmayı bu 2020'deki turne programının ertelenmesinden dolayı karşılaştığı zararlardan ötürü mahkemeye veriyormuş Metallica. Şimdi başlangıç bu. Konserler bu arada Güney Amerika'da olan konserler. Yani Londra merkezli firma ama konserler İngiltere'de değil.
Güney Amerika'da olacak. Şili, Arjantin, Brezilya. Ha, evet, 3 tane yerde olacakmış. 6 tane konser. Yani Güney Amerika turnesi gibi bir şey yapacaklar. Güney Amerika turnesi yapacaklar ve James Hetfield'ın tekrar rehabilitasyondan döndükten sonraki ilk turnesi gibi de bir şey. Yani grup içinde aslında önemli bir turne. Bu adaptasyon süreci falan çok kolay olmuyor çünkü. Fakat tabii pandemi yüzünden erteleniyor. Sonra deniyor ki bu Lloyds of London tabii ki reddediyor. What the fuck diyor. Sonradan şu oluyor. Turne öncesinde Metallica şöyle bir şey almış. Purchase diye yazılıyor. Bu poliçelerde ekstradan alabileceğiniz şeyler. Firmayla şöyle anlaşmışlar. Cancellation, abandonment and not appearance insurance diye bir şey almış. Yani olur da herhangi bir potansiyel erteleme veya iptal durumu olursa ben her türlü kazancımı senden alacağım demiş. Fakat mücbir sebepler kısmı nasıl onu bilmiyoruz. Yani tamam, iptal durumunda, erteleme durumunda, şu durumda, bu durumda falan ben kazancımı alacağım ama pandemi var. Burada tabii iş hakikaten mahkemede çözülecek gibi duruyor. Metallica diyor ki tamam pandemi olabilir ama başka ülkeler açıktı. Sen kapatmayı tercih ettin. Bu senin kararın. Yani deprem olmadı. Pandemi olabilmiş olabilir ama çalabilirdik. Yani orada bir gri bir alan var. Biraz orada oynuyor galiba. Ülkede diyor ki iyi de abi pandemi vardı. Yani tamam da iptal etmek zorundaydım. Yani ertelemek zorundaydım. Ne yapacağız? Falan filan. Böyle bir çatışma olmuş. Buradan tabii şeyi de anlıyoruz. Metallica'da olsanız pandemi size vuruyor. Şimdi Metallica'ya bile pandemi vuruyorken bizim gibi küçük müzisyenlere, küçük bütçeli insanlara, prodüksiyon firmalarına ya da işte tek odalı kişilere bu pandemi neler yapmış olabilir? Bir de onu düşünün. Oransal olarak baktığımız zaman Metallica çok daha fazla zarar etmiş olabilir. Yani ben belki 10 kazanıyorken 3 kazanıyorum. Fakat Metallica 10 kazanıyorken belki hiç kazanmadı. Dolayısıyla orana baktığın zaman Metallica çok büyük zararda olabilir. Hem de paranın boyutuna da bakarsak. Fakat Metallica belki 10 sene hiçbir şey yapmasa hala marka değeriyle, teliflerle falan zaten gelir elde edebilen bir firma. Pandemi yüzünden etkilenerek, iptallerle falan kaybettiği para oransal olarak daha fazla da olabilir. Bunu bilemiyorum yani açıkçası. Fakat bir yine büyük bir güç olarak, bir nefer olarak, sözcü de olarak, yani İngilizce spokesperson gibi bu şekilde bir dava süreci belki diğer grupları da, diğer sanatçıları da benzer hareketler almaya itebilir. Bununla ilgili biraz radarımız açık olsun. Belki görürüz mesela ne bileyim Lady Gaga da belki bir anda mahkemeye verebilir. Taylor Swift falan mesela çok ünlü Amerika'da bu dönemde. Belki o da benzer bir hareket yapma kararı alabilir. Böyle olursa sigorta firmaları ve ülkelerin bu tür organizasyonların planlayan organizasyon şirketleri falan nasıl cevap verir, nasıl etkilenir bilmiyorum tabii. Yavaş yavaş toparlanma sürecine giriyor ülkeler. Biz tabii daha çok yolumuz var ama tekrardan bu anlaşmaların yapılması falan ne kadar sürer ve ne şekilde yapılır bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet, diğer haberim. Diğer haberim Kıraç'tan geliyor. Kıracı bilirsiniz. Milli takım için bir parça yapmış, bir marş diyor. Bir marş yapmış ve bu yaptığı marş Twitter'da özellikle, yani ben Twitter'da haber takip eden biri olarak orada daha fazla tabii karşıma çıktı bu olay. Epey bir eleştirildi. Türk bayrağını koymuşsun arkana, Mehmetçik benzetmesi yapmışsın, işte biz savaşa mı gidiyoruz, sporla bu tarz şeyleri niye bir araya getiriyorsun gibi birçok eleştiri aldı. Tabii dediğim gibi yani sosyal medyada hiçbir şey yazmayıp küfreden de var. Sosyal medyada sadece orada bayrak olduğu için ben buna laf söyletirmem diyen de var. Bunu algılayabilen var, algılayamayan var. Yani bu tabii IQ point'e göre değişebiliyor ya da EQ point'e göre değişebiliyor. Şimdi buna geniş çaplı bakarsak eğer, açıkçası yani klipte 3, 5, 7, 8 tane kıraç olması bence yanlış zaten. Bu bir. Yani artık 2021 yılında video production konusunda bu kadar artık trendler değişmişken, bu kadar artık bu iş kolayken, yani ortaya bir tane kıraç koyup arkasına 8 tane daha küçük kıraç koymak birazcık bana da saçma geldi. Bir tane Türk bayrağı, dalgalanan Türk bayrağı gifi koyup arkaya. Önüne kıracın geç. Ya belki de ucuz bir prodüksiyon. Kendisi yaptı belki. Belki yakın çevresindeki sen bu işten anlarsın ya sen yapsana dedi. Belki evinde çekti falan. Ama yani ben de açıkçası şaşırmıyorum. Yani en son bakıyorum mesela Tarkan'ı falan örnek vermişler. Aynen. Tarkan'ın yaptığı işe bakıyorsun. İşte özellikle bence Athena'nın yaptığı iş çok enteresandı. 12 dev adam markası farklıydı. Tabii onlar hep briefle çalışılmış işlerdir aslında. Yani Athena çıkıp da 12 dev adam phrase'ini, anlayışını, o imajı yaratan taraf Athena değil. Bir reklam firması, reklam çalışması, bir kampanya. Garantinin ön ayak olduğu, belki bütçe ayırdığı falan bir kampanya. Çok büyük bir kampanya. Ve bunun müziğini de Athena yapıyor. İşte yani o barlarda bile coverlanırdı bu maçlardan önce, maç dönemleri falan. Şimdi böyle bir yerden geldikten sonra böyle nispeten son 5 yılda, son 10 yıl, hatta yani bu son hükümetin döneminde görmeye alışık olduğumuz işte bayrak, milliyetçilik, din, bu tür şeyleri kullanarak öne çıkmak veya yapılan işin eleştirilmesini engellemeye çalışmak biraz ucuz geliyor tabii. Yani aynısını mesela şeyde de görmüştük.
Bir tane bilgisayar oyunu vardı Erzurum diye. Orada da işte dini bir şeyler var. Türk bayrağı falan var. Eleştiri yaptığın zaman ama işte darbe zamanı böyle yaptık falan. Yani bunlar ucuz hareketler olarak tabii algılanıyor artık insanlar için. Bunu tabii hala severek takip eden bir ekipte mevcut. Onlara ulaşmak çok zor. Yapacak bir şey yok. Ama bence de yani daha dinamik, daha 2021'e ait, daha antimilitarist. Çünkü artık yani bakıyorsun şu an milli takımı takip eden 20'li yaştaki gençler ya da işte 15 ile 30 arasındaki gençler yani savaş, Mehmetçik bu lafları çok böyle çok şey yapmazlar yani. Yani aslında 60 yaşında da biri de yapmaz da artık savaşla nitelendirilmek istemiyor insanlar. Savaşla bir arada olmak istemiyorlar. Askerlik başka bir şey, spor müsabakası başka bir şey. Motivasyon vermek istiyor olabilirsin bir spor takımına, bir spor oluşumuna. Fakat bunu savaşa benzeterek işte sen de artık böylesin, o forma aslında budur falan. Farklı düşüncelere yol açabiliyor. İşte mesela ne olacak yani kaybedersek şey mi olacaklar, gazi mi olacaklar deniyor. İşte şehit mi olacaklar falan. Bunlar aslında çok tehlikeli sular. Çünkü işin ucunda ölüm olan bir iş askerlik. Yazılırken bile yani asker olmaya karar verdikleri zaman bile kafalarında oluşan fikirler, düşünceler bambaşka iken yani bir futbol müsabakasıyla alakalı olan bir şeyde bu benzetme tabii tepki topluyor. Tabii bir de sonrası şey de var. Yorumlara verilen cevaplar da çok güzel. Yani insanların eleştirdiği şeylere verilen cevapları da takip etmek lazım. Bir işi yaptıktan sonra aldığınız yorumlara eğer ters cevap vermeye başladıysanız o yorumlar biraz haklı olduğunu da ispat ediyor gibi geliyor bana. Yani konuşulabilecek çok şey var. Yapılabilecek çok yorum var. Benim şu an için aklıma gelen şeyler bu kadar. Çok da fazla değişmek istemiyorum. Bu Türkiye'nin son döneminde bu daha militarist, daha milliyetçi, daha işte böyle falan bana çok gelmiyor açıkçası. Yani ah dev adam daha bana hitap ediyor açıkçası. Yani Tarkan'ın çalışması daha biz birlikteyiz, biz biriz o başka bir şey evet. Ama bu böyle yani ne bileyim daha da uzaklaşıyorsun. Yani tamam diyorsun izlemeyeceğim ben maçı falan ya diyorsun. Neyse geçeceğim hadi geçtim tamam ya boşver. Tansiyon yükselecek demiştim. Evet. Diğer haberim Red'den geliyor. Red grubu. Bilirsiniz Red'i. Ben çok severim Red'i. Hazar'la biz Red'in özellikle uzunlu araba yolculuklarında parçalarını arka arkaya dinleyip bağıra çağıra şarkıdan eşlik eden falan bir ikiliyiz. Red'de çok sevdiğimiz parçalar, sevdiğimiz albümler var. Hatta açıkçası Türkiye'de çok da underrated buluruz Red'i biz. Red grubu bir konser verdi. Nasıl yani? Maçka Parkı'nda, İstanbul'da, Maçka'da bulunan Demokrasi Parkı'nda bir konser verdiler. Böyle yani şey olan bir konser verdiler. Nasıl anlatılır? Bunu güzel bir şekilde nasıl anlatırız? Bir anda çıkıp çalmaya başladılar, öyle diyelim. Bir anda çıkıp çalmaya başladılar ve tabii ki insanlar toplandı. Zaten Maçka Parkı işte New York'taki Central Park gibi falan bir yer İstanbul'da. Tabii yani binde biri falan belki bir boyutu ama genelde belli bir yaş grubunun, belli bir demografi orada zaman geçirdiği falan bilinir. Bir anda küçük amfilerle falan, pilli çalışan ekipmanlarla falan belki çıkıp çalmaya başladılar. Bir anda sosyal medyada falan o şey çıktı ortaya. Yani böyle değişik paylaşımlar oluşmaya başladı. Epey de ses getirdi. Tabii bunun yapmalarının nedeni müzisyenlerin sesi olmak. Zaten açık havada insanlar artık bulunabiliyorlar. Niye açık hava konserleri olmuyor? Bak işte biz konser versek zaten aynı fazla bu kadar olacak. Yani çalacağız biz. Herkes maskesini takacak. Oturacağız. Açık havada dinleyeceğiz. Eğleneceğiz. İnsanlar kazanacaklar. Bu sektör devam edecek. Yaşamaya devam edeceğiz. En azından şu kadar da olsa arttıracağız refah seviyesini. Yani refah seviyesinden kastım keyif değil tabii yani. İşte kiramızı ödemek için enstrümanlarımızı satmayacağız. Mesela Doğan Duru iki tane gitarını satmış adam. Kirasını ödeyebilmek için. Aynı yaşantısını devam ettirebilmek için. Bir müzisyen için enstrümanından olmak, hayatta kalabilmek için bir daha aslında hayatta kalamayacağını kabul etmiş olmak gibi bir şey. Çünkü zaten hayatını kazandığın şey senin o enstrümanın. Belki yeni parçalar yapmanı sağlayan, belki sadece çalabildiğin tek şey o belki. Ve sen onu satıyorsun ki işte ev sahibine o ayın kirasını verebil diye. Ve 30 gün daha kazanıyorsun. Saat sıfırlanıyor. 30 günden saymaya başlıyor geri. Bir sonraki ay için ne yapacaksın? Kabul ettin artık yani. Son yapabileceğin şeyi de sattın çünkü. Hadi gel tamam çal deseler de gidip çalamayacaksın. Gitarını sattın çünkü. Enstrümanını sattın yani. Hakikaten yani bindiğin dalı kesmek gibi ama yapacak da bir şey olmuyor. Ne yapalım? Çünkü yaşadığımız ülkede yönetim şeklimiz maalesef bu sektörü ve bu tarz insanları ayrıştırmaya yönelik, bitirmeye yönelik. Bu hayat tarzından tiksindiğini her seferinde bize başka kararlarla, başka hareketlerle, bazen de açık açık sözlerle ifade eden bir yönetim. Ve şöyle bir olay olmuş. Bu adamlar bu spokesperson yine diyeceğim. Olmak için bu hareketi yaptıktan sonra tüm hükümete bağlı medya kuruluşları da işte koronavirüsü hiçe saydılar. Pandemi varken böyle şeyler olur mu? Ceza verilmesi lazım falan gibi haberler yaptılar. Red grubu da biz sizi hiçe saydık. Virüsü değil diye cevap vermiş. Çok da akıllıca bir cevap. Yani şimdi yandaş medyanın tabii amacı farklı.
Sen istediğin kadar güzel cevap ver. Aa doğru. Biz o zaman ne biçim şeyler söylemişiz ya. Ne kadar ayıp etmişiz ya. Allah kahretsin falan diyecekler değil tabii ama. Yandaş medyanın bu lafı çok komik tabii. Çünkü AK Parti'nin yaptığı kongreleri biliyoruz. E tabii yani bu ikiyüzlülük asla unutacağımız bir şey değil. Ama biz akıllı ve üsturuplu, duruşumuzu belli eden, modern, dünyanın her yerinde geçerli olan bu tür hareketleri yapmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Başka türlü çünkü bu işin içinden çıkamayız. Red'in bu hareketi keşke diğer müzisyenler tarafından da, keşke meslek grupları tarafından da, keşke büyük sanatçılar tarafından da daha fazla destek görse. Hatta benzerlerini başka sanatçılardan da görsek. Ama işte maalesef göremiyoruz. Yani yine iş genç ve korkusuz insanlara kalıyor. Kodamanlar yine umursamadan devam ediyorlar hayatlarına. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Teşekkür ederiz Red. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. Bundan sonra araba yolculuklarında şarkı söylerken daha da fazla bağıracağım. Daha da tizden söylemeye çalışacağım. Üçlüsünü beşlisini yapmaya çalışacağım tizden. Bakalım olacak mı? Evet, diğer haberim. Diğer haberim şöyle. Müzisyenlere ve işte dizi, film, sektör çalışanlarına aşı önceliği tanındı. Ve bu aşı önceliğini sadece Sağlık Bakanı bir tweet'te yazarak tanıdığını söyledi. Yani başka bir yerden bir bilgi gelmedi. Herhangi bir açıklama falan yok. Meslek gruplarına üye olan müzisyenler, MSG'ye veya MESAM'a üye olan müzisyenler artık aşı sırasında öncelikli konuma geldiklerini öğrendiler. Biz de bir müzisyen olarak, biz de MSG üyesi, iki kardeş müzisyen olarak dedik ki iyi de konser veremiyoruz biz. Yani hani bir şey mi acaba bu? Bizi aşılayacaklar ve ondan sonra konserleri tamam hadi go off you go mu diyecekler? Öyle bir şey de yok. Ben çalamıyorum. İşte mesela Red bu konseri yaptığı zaman hedef oluyor yandaş medya tarafından. Ama sen diyorsun ki mesela Red'in elemanlarına gel size aşı yapalım. Neden o zaman biz aşı oluyoruz? Çalacağız mı? Yoksa çalmayacaksak bence müzisyenlerin aşı olması güzel. Sanatçıların aşı olması güzel. Tiyatro oyuncularının, film oyuncularının, set ekiplerinin. Ama Türkiye'de öyle bir durum var ki şey gibi hissediyorsun. Sosyal devletin arkanda olduğunu, sanatçılarına, müzisyenlerine ve işte yani sanatçılarına destek verdiğini ve onları farklı bir yere koyduğunu düşünmüyorsun da diyorsun ki ulan acaba başkalarına ayıp oluyor mu ya? Öğretmenler aşı olmuş muydu? Çünkü hani öğretmenlerin aşı olması lazım abi önce diyorsun. Bana gelene kadar bir dakika ben aşı olmayayım o zaman ya diyorsun. Ayıp ya diyorsun. Hani o kadar garip geliyor ki. Halbuki kapat bizi. Herkes aşıla. Sağlık çalışanlarını önce aşıla. İşte kuryeleri önce aşıla. Yani o çok önemli olan noktaları önce bitir. Biz evde bekleyelim böyle. Bize de sosyal yardım yap. Gerekirse az yap. Herkes bulgur pilav yesin evde tamam ama Doğan Dur'u satmasın enstrümanlarını. Ve insanları intihar etmesinler tabii. Yani oraya da gelmiyorum ya. O konuyu da açmıyorum tekrar. Ondan sonra herkes aşılandıktan sonra zaten hayatı başlat. Normalde bu değil mi de? Şimdi müzisyenler aşılatıyorsun. Müzisyenler zaten çalamıyor. Evde oturuyor. Ne yapacağını düşünüyor. Bir sonraki ay için hesap kitap yapan müzisyen şimdi aşılı bir şekilde hesap kitap yapmaya başlayacak. Ne olacak bilmiyorum yani. Çok saçma. Ve daha da koyup bir şey söyleyeyim mi? Bana bir hazır aşı çıkmadı. Hala aşıda öncelikli değilim ben bir hazır. Siz önceki değilsiniz diyor. Biz MSG'ye üyeyiz. Albümlüyüz. Her türlü evrak falan tamam. Ödemelerimiz doğru. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Fakat bize aşı çıkmadı. Bir yandan içim rahat aslında. Çünkü benden daha çok aşıya ihtiyacı olan insanlar olduğunu eminim. Ben aşı olmasam da sıram geldiği zaman olsam dahi o zamana kadar kendimi bir şekilde korurum gibi diye düşünüyorum. Çünkü nispeten izole yaşayabiliyorum. Fakat başkaları fabrika çalışanları olsun, sette çalışanlar olsun, işte ne bileyim öğretmenler, üniversite öğrencileri, sınav olacak şimdi ne olsa olacak falan. Onların aşıya ihtiyacı var. Aşı da sonsuz olan bir şey değil. Ben olmasam olur ama bir iş yapıyorsak tam yapalım ya. Ne acayip iş ya, çok acayip. Çok acayip. Şey diyemiyorum yani. İşte ben saksı değilim hep bana soracaksınız. Bize işte değer vereceksiniz falan. Asla böyle bir şeyim yok. Yani zaten konser vermiyorlarsa müzisyenlere aşı yapmanın bir gereği de olmayabilir. Yasaklıyorsun çünkü. Yani iptal ediyorsun her şeyi. Red grubu da kaçak konser yaptıkları zaman polis gelmiş uyarmış ya dağılın lütfen falan gibi yani. Hani yasak bir şey aslında. İnsan şey oluyor ya. Huzursuz oluyor. Ya aşı çıktı ama ayıp oluyor ya galiba. Bir şey itiraf edeceğim. Aşı çıkmadığı için seviniyorum şu an yani. Bu hale gelmiş durumdayım. Kontrol falan etmiyorum tekrar e-nabızı işte o aşı platformunu falan. Ya çıktıysa falan diye. Çıktıysa çünkü hayal kırıklığına uğrayacakmışım gibi hissediyorum. Bunu hissetmemin nedeni ama benim yarattığım bir şey değil bu. Bu yapıldı yani. Her neyse. Sizleri seviyorum. Sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tansiyonu biraz yükselttim. Belki canınızı sıktım. Belki de evet lan değişik bir şey söyledi falan dediniz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Canınızı sıkmayın. Beğenin, paylaşın. Görüşürüz. Haftaya tekrar görüşürüz. Bay bay.